Günaydın herkese. Bugün gezegen jölesinin ikinci oturumunu yapacağız. Şu ana kadar gezegen jölesinin Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın ilk olmasına rağmen ilginin giderek artıyor olması hepimizi çok sevindirdi. Bir kere daha katılımlarından dolayı ve ilgilerinden dolayı hem hocalarımız hem öğrencilerimize çok çok teşekkür ederiz. Ve ümit ederiz ki bundan sonraki dönemlerde de artarak devam eder bu ilgi. Bugünkü session'ımızın ilk konuşmasını Deniz Yazıcı yapacak. Deniz, Geomorphological Evolution of Castle Valleys, Implication for the Interaction of Glacial Coastal Hill Slope Processes on Mars adlı konuşmayı yapacak bize. Deniz, seni dinliyoruz. Teşekkürler hocam, sağ olun. Ben Deniz Yazıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimlerinde doktor öğrencisiyim. Şimdi size yüksek lisansım tez konusunu aynı zamanda makalemizin konusunu anlatacağım. Makalemiz bir revizyon aldı. Onun da sonucunu bekliyoruz şimdi Icarus dergisinden. Cengiz Yıldırım ve Tolga Görüm'le birlikte çalışıyorum. Devam edeyim. Edemiyorum. İlk önce kısa bir giriş yapmak istiyorum. Daha sonra bölgemizi tanıtacağım. Kullandığımız datayı ve metodu kısaca anlatacağım. Sonuçlarımız ve tartışma kısmıyla sunumumu bitirmeyi planlıyorum. Bildiğiniz gibi Güneş sistemi etrafında dönen 8 tane gezegen var. 4'ü kayaç, 4'ü de gaz olmak üzere. Mars bunlardan 4. sıradaki kayaç gezegenlerden. Merkür, Venüs, Dünya, Mars şeklinde sıralaması devam ediyor. Bizim bu çalışmamızın amacı Mars'ın arazisini şekillendiren yüzey süreçlerini anlamaktı. Motivasyonumuz bu şekilde oldu. Bu gezegen su, buzul, rüzgar süreçlerinin oluşturduğu yer şekillerini iyi korunmuş özellikleri nedeniyle jeomorfoloji açısından çok önemli bir yere sahip. Bugün Mars'ta atmosfer olmamasına rağmen bu buzul, rüzgar gibi etmenlerin oluşturduğu dünya tarzı yer şekillerinin varlığı günümüzde çok farklı bir çevreye sahip. Bu yer şekillerinin detaylı haritalandırılması ve kronolojisiyle birlikte Mars'ın tarihi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı hedeflemekteyiz. Çok kısaca Mars'ın özelliklerinden bahsedecek olursak, Dünya'nın çekirdeği gibi çekirdeğe sahip, InSight verileriyle bu çekirdeği iç kısmı hakkında daha yeni bilgiler aslında edinmeye başladık. Örneğin işte 1,8 kilometre çapın bir büyüklüğe sahip bir çekirdeği olduğu yeni verilerle anlaşılmış. Yani bu Dünya'nın yaklaşık yarısı kadar ediyor. Dünya ile Güneş arasında bir astronomik birim mesafe var. Bu da yaklaşık 140 milyon kilometre kareye denk geliyor. Mars'la ise 1,5 astronomik birim uzaklığa sahip. Bu birimler kolaylık olsun diye adlandırılıyor. Atmosfer çok ince bir atmosfere sahip ve %96'sı karbondioksit gazından oluşuyor. Sıcaklığı da yine -200'lerden işte artı -20'lere kadar değişken bir yüzey sıcaklığına sahip. Boyutu gördüğünüz gibi Dünya ile Ay arasındaki orta büyüklükte, Dünya'nın yarısı kadar bir boyuta sahip. Güneş etrafındaki bir turunu yaklaşık 687 günde tamamlıyor. Mars'ın gravitesi Dünya'nınkinden %62 daha az bir graviteye sahip ve kütlesi yine Dünya'nın kütlesinin onda biri kadar bir kütleye sahip. Dediğim gibi bu farklı gezegenlerdeki arazilerin evrimini anlamak gezegen jeomorfolojisinin en zorlu yönlerinden biri. Kayaç gezegenlerin üzerinde Dünya'ya benzer süreçlerin varlığını aslında zaten biliyorduk. Ama dediğim gibi bu atmosferin olmamasına rağmen bu erozyon ve depozit gibi yüzey süreçlerinin oluşturduğu yer şekilleri oldukça gezegenleri gizemli kılıyor. En yakın komşumuz Mars'ta da bu akarsu, kıyı, buzul, rüzgar gibi süreçlerin oluşturduğu hemen hemen tüm yeryüzü şekline sahipti. Bu da Mars Global Survey verilerinden alınan bir Mars yüzey haritası. Burada dikkatinizi çekmesi gereken şey diktomi diye bir ikililik sınırı var. Bu sınır işte yükseklik farkından dolayı güney tarafı daha bir yüksek, daha çok kraterlenmiş, kabuk alanı daha fazla olarak bu diktomi sınırı diye ayrılmış. Bizim Kasei Vadimiz ise bu kutucukta gördüğünüz alanı
kapsıyor. Burada Tarsis bölgesini görüyorsunuz. Kasey Vadisi'nin daha batı tarafında ve 4 tane büyük dağ, Arsia, Pavanis, Akreus dağlarını görüyorsunuz. Olimpos ise bildiğiniz gibi sadece Mars'ın değil, Güneş sisteminin en büyük dağı. Yaklaşık 24 kilometre bir yüksekliğe sahip. Burada da aslında Mars'ın yüzeyindeki bu büyük özellikleri atmosferin ince olmasından dolayı da dünyada iyi hani teleskoplarla rahatlıkla seçilebilen özelliklere sahip. Yine Valles Marines'i görüyorsunuz güney tarafında ve Ekus Chasma'dan Kasey Vallis'e doğru çıkmakta. Aynı dünyadaki gibi Mars'ta da jeolojik zamanlar var. Bu Nohanyan döneminden başlıyor. Amazon dönemine kadar devam ediyor. Üçe ayırıyoruz. Nohanyan dönemi, Hesperian dönemi ve Amazon dönemi. Daha büyük katastrof olayları aslında Nohanyan dönemi gibi düşünebilirsiniz. Daha akarsu oluşumu gibi daha lokal, daha küçük olayları ise Amazon dönemine doğru karşılık gelmektedir. X ekseninde yaşı, Y ekseninde kümülatif krater frekans sıklığını görüyorsunuz. Aslında literatüre baktığımızda Kasey için konuşuyorum. Mars'a gönderilen ilk uydularla buranın akarsularla aşındığı, Kasey Vadisi'nin akarsularla aşındığı söyleniyor Baker tarafından. Ama daha sonra Leverington ve Chapman tarafından ise taşkın navlar tarafından bu vadinin aşınmış olabileceği düşünülüyor. Biz ise bu gözlemlerimizi CTX kamerası, konteks kamera denilen Mars Reconnaissance Orbiter'indeki diğer kamera, 3 kameradan bir tanesi olan CTX'ten verileri aldık. Bu kayaların ve minerallerin aslında ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlıyor. CTX ise arazinin daha büyük bir resmini size sunuyor. Yaklaşık 30 kilometre, yani piksel başına 6 metre çözünürlüğe sahip. Bu Athabasca Vallis bir örnek olması açısından gösterdim. Diğer yüksek çözünürlüklü görüntüleme deneyi ise HRSA olarak biliniyor. Bu da büyük ve güçlü bir kamera. İşte şöyle düşünebilirsiniz, mutfak masası kadar küçük özellikleri de görebilmenin yanı sıra büyük arazilerin de resmini size sunuyor. Bunların asıl amacı aktif yüzey süreçlerini, bu arazinin gelişimini incelemek. Yine 300 kilometre yükseklikte çekilen görüntüler piksel boyutu 30 santimetre kadar piksel boyutuna sahip. Evet, burada ise bu görüntüleri aldık, haritalandırmasını ve yaşlandırmasını yaptık. Aslında gördüğünüz gibi Kasey daha büyük bir alana sahip. Kuzey ve güney kolları var ama burada okla gösterdiğim gibi biz küçük bir alanı çalıştık. Şimdi detaylı olarak bu çalışma alanımızın genel görüntüsünü size sunuyorum. Bunlar bizim hedef alanlarımız. Burada ne vardı? 4 tane alüvyal fanımızı tespit ettik. 1 tane heyelan ve bizim için önemli olan kıyı çizgileri ve 3 tane göl burada mevcut. Kıyı çizgilerinde ana hatlarını görebileceğiz burada. Tabii ki yer şekillerinin bozulmamış olması, üstünde yaşlandırma yapabilmemiz için kraterlerinin hala varlığı. Çünkü kuzey tarafında Mars'ın daha az kraterlenme mevcut. Ama burada kraterlerin de olması bu bölgeyi seçmemizin temel nedenlerinden birisi oldu. Özellikle de zaten dünyaya benzer kıyı çizgilerinin olması buradaki jeomorfolojik önemi bize tekrardan ispatladı. Bu sağdaki profilde boyuna bir profil aldık. Bu da vadinin en alçak noktasından buradaki mesafe boyunca noktalanmasıyla ilgili. Buradaki şeyi görüyorsunuz, Fan 2 ve 1'in ve Fan 4'ü nasıl vadeyi tıkadığını aslında bu profillerden de görebiliyoruz. Şimdi birazcık krater hesabından, dün de bahsedilmişti aslında, çok kısaca ondan bahsedeceğim. Bu benim aldığım bir örnek. İlk önce hedef alanınızı belirliyorsunuz. Bunun için krater boyut frekans dağılımını kullanıyoruz. Biliyorsunuz ki uzaktan algılama teknolojileri hızla gelişiyor ve bunu sadece Mars'ta değil, diğer keşfettikçe, gözlemler geliştikçe diğer karasal gök cisimlerinde de aslında bu yaşlandırmayı krater boyut frekans dağılımına göre yapabiliyoruz. Burada yüzeye zamanla krater birikiyor ve bu krater birikimi rastgele bir süreç oluyor. Yani farklı boyutlarda kraterler farklı hızlarda oluşuyor. İki tane tanım söyleyeceğim. Üretim fonksiyonu ve kronolojik fonksiyon. Tabii hani bir Türkçe kaynak yok.
biz Türkçeleştirdiğimiz kadar anlatacağım. Üretim fonksiyonu yüzeyde üretilen kraterlerin boyut frekans dağılımı olarak tanımlanıyor. Bunlar bu boyut frekans dağılımı Pavlov yasasının sonucu. Yani bu işleve göre çap azaldıkça belirli bir çap aralığına sahip krater sayısı da ne olacak? Artacak. Yani biz belirli bir yüzeyde krater boyut frekans dağılımını bilinen başka bir yüzeydeki dağılımla fonksiyonu, üretim fonksiyonuyla karşılaştırıyoruz. Bilinenden kastım ne? Ay tabii ki. Aydan gelinen örneklerle işte oranın yaşlandırmasını yapıyoruz ve bu krater sıklığı bu formüle entegre ediyoruz. Artık zaten Mars'tan da gelen göktaşlarının yaşlandırmasını yapılmıştı bildiğiniz üzere. Üretim diğer bir tanım ise üretim fonksiyonu. Burada bir referans krater büyüklüğü için burada zamanla bozulan bir oluşum hızını temsil ediyor. Bu oluşum hızı da 3 ortadaki grafikte gördüğünüz gibi 3 milyar yıla kadar sabitleniyor ve ardından üstel olarak artmaya başlıyor. Yani diğer çaplar içinde bu hız 1 kilometre ile biz üretim fonksiyonuyla uygun bir sabit buluyoruz ve mutlak yaşı tahmin etmek için de bir kalip frekansı kalibre ediyoruz ve kronolojik fonksiyonu ile karşılaştırıyoruz. Sol grafikteki aslında yorumu şu şekilde: büyük kraterler daha yaşlı yeri, küçük krater sıklıklarından oluşanlar daha genç yeri gösteriyor. En sağdaki üçüncü figürde bir başka Ekus Çatma bölgesinden alınan yaşı söylüyoruz. Şimdi biz ne yaptık? Üretim fonksiyonuyla kronolojik fonksiyonu aldık ve bir izokrom diyagramı oluşturduk. Bu farklı yaşlardaki yüzeyler için işte beklenen bir krater yoğunluğunu gösterdi bize. Ne yaptık? İşte bu noktaları bir üretim fonksiyonuyla paralel bir çap seçtik. Bu çapı krater yoğunluklarını 1 kilometre referansımıza göre okuttuk ve kronolojik fonksiyonuyla yaşı bulmuş olduk. Şimdi benim sonuçlarıma gelecek olursak, burada ilk fanımız 292 milyon yıl önce bulduk. Karşılıklı fan 2 ve fan 3'ümüz var. Bunlar 1.17 milyar yıl önceyle 1.11 milyar yıl önce oluşmuş. Aslında oluşumları da benzer süreçlerde meydana gelmiş. Burada görüyorsunuz fan 1, 2, 3. Aşağı geldiğimizde ise burada 307 milyon yıl önce son alüvyal fanımızı ve heyelanımızın da 122 milyon yıl önce oluştuğunu bulduk. Yüzey yaşını 3.39 milyar yıl önce alt pilotunun oluştuğunu ve son taban yaşının ise 90 milyon yıl önce oluştuğunu, minimum madenin yaşının 90 milyon yıl önce oluştuğunu da hesapladık. Şimdi teker teker bakılacak olursak sol figürde çalışma alanımızın akış aşağı kısmının bir jeomorfolojik haritasını yaptık. Burada üst ve alt akış çizgilerini görüyorsunuz. Kıyı çizgilerini, ana hatlarını görüyorsunuz. Fan 1, 2, 3 ve burada 1, 2, 3 burada yer alıyor ve barajı da beyaz olan kısmında oluşan barajı da burada görebiliyorsunuz. Sağ figürde son alüvyal fanımız mevcut, fan 4'ümüz ve onun hemen yukarısında, 300 kilometre yukarısında da heyelanımızı görüyorsunuz. Şimdi tek tek bakacak olursak, ilk fanımız fan 1'di. İlk alüvyal fanımız fan 1 demiştik. Bu güneydoğarından kaynaklanıyor. Vadinin kuzey duvarına kadar uzanıyor. Buradaki rölyef yüksekliğinden dolayı da fanın eğimi ne oluyor? Artmış oluyor. Ve fanın bu tepesinden kaynaklı akış fanın yüzeyini aşındırıyor ve fanın kuzey duvarına doğru yayılmasına ve vadiyi kapatmasına sebep oluyor. Ve bu vadinin kapanmasındaki sonuç bize ise birinci gölümüzü oluşmasına sebep oluyor. Bu birinci gölde ise göreceksiniz batı sınırında 3 tane kıyı çizgisinin varlığını belirledik. Bu kıyı çizgilerinin, hani demiştim ya, lavla aşının olduğu söyleniyor ama bu kıyı çizgileri bu kadar muntazam bir şekilde merdiven morfoloji gösteriyor. Yani bu kadar daha sıvı bir, su gibi sıvı bir akışkanın olması lazım. Lavlar daha yoğun, daha ağdalı bir akışkan olduğu için bu şekilde morfolojik bir kıyı çizgisi, merdiven şeklinde bir kıyı çizgisi sağlamazlar. Sağ figürde ise
Burada fan 1'in yine yukarısında fan 2 ve fan 3'ün oluşumunu görüyorsunuz. Fan 2 güney duvarından kaynaklı, fan 3 de kuzey duvarından kaynaklı. Yine bu fanlar o vadinin orta yerinde birleşiyor ve vadiyi tıkayan bir bariyer oluşturuyor. Bu bariyer neyi oluşturdu bize? İkinci gölümüzü oluşturdu. Göl 2'ye karşılık geldi. Göl 2 göl 1'e göre daha büyük aslında su tutma kapasitesine sahip. Yaklaşık işte 7000 kilometre kare civarı bir yüzey alanı kaplıyor diyebilirim. Ve göl 2 göl 1'e göre 400 metre daha yüksekte. Bu yükseklik neye sebep olacak? 2'nin birden yüksek olması. Burada bir şelale, kanyon oluşturacak. Aynı Niagara'ya benzeyen bir kanyonu oluşturacak. Ama tek farkı Niagara'dan çok çok daha hani büyük olması. Burada ise vadinin sol figürde akış yönü soldan sağa doğru görüyorsunuz. Aslında bu da buranın lavla oluşmasını imkansız hale getiriyor. Çok iyi korunmuş kıyı çizgileri ne görüyorsunuz yine burada. Dediğim gibi merdiven morfolojisine sahip 3 tane kıyı çizgisini görüyorsunuz. Sağdaki de dünyadan bir örnek. Yeni Zelanda'da Turakea Adası'ndan bir örnek. Çok hani benzer şekilde kıyı çizgileri. Yani aslında nasıl sebeple oluşursa oluşsun bu benzerlik jeomorfolojik açıdan büyük öneme sahip. Gördüğünüz gibi. Son alüvyal fanımıza geliyoruz. Bu fanımız, son fanımız daha küçük bir yüksekliğe rölyefe sahip. Bu yüzden tamamen vadi işgal etmiyor ve bir baraj oluşturmuyor gördüğünüz gibi. Burada göl 2'den gelen kıyı çizgilerini görüyorsunuz. Sağdaki figürde ise heyelanı görüyorsunuz ve heyelanı kesen bir tane burada da kıyı çizgisi var. Bu da üçüncü gölümüzü oluşturuyor ve güney duvarında da bloklar mevcut. Blokları görüyorsunuz. Burada bir süre setlendiğini aslında gölün kaldığını görebilirsiniz. Toparlayacak olursak umarım aşmamışımdır. Evet, dediğiniz soru alabilmemiz için süper. Tamam. Son toparlama slaytım diyeyim. Bizim haritalarımız, yer şekillerimiz işte aslında Kasey Vadisi'nin akarsu kıyı gibi süreçlerini varlığını ortaya koyuyor. Bunlardan neler gördük bu süreçlerin sonunda? Nasıl yer şekilleri? Alüvyal fanları gördük, heyelanları gördük. İşte barajı gördük, kıyı çizgileri gibi çizgiler gördük ve alüvyal fanlar ve kıyı çizgileri en yaygın yer şekli ki küçük bir alan çalışmıştık biz. Kanalın güney ve kuzey duvarlarından kaynaklı oluşan barajı, vadiyi tıkaması ve barajı gördük ve bu bariyerlerin arkasında da 3 tane gölün oluştuğunu gördük. Yani burada aslında ortadaki figürümde morfolojik yapıların 3.6 milyar yıl önce burada bir plato düzlüğü var. Bu 3.6 ile 3.39 yıl arasında bir aşınma sonucu, aşınmanın mekanizması tartışılır. Alt plato oluşuyor. 3.39 ile 1.17 3.39 milyar yılla 1.17 milyon yıl arasında bir alt plato aşınıyor ve vadi oluşuyor ve 1.17 ile 290 milyon yıl arasında ise alüvyal fanlar oluşuyor. 122 milyon yıl önce ne dedik? Heyelanlar oluşuyor dedik. Heyelanlar, geri kalan alüvyal fanlar ve göller oluşuyor ve 90 milyon yıla günümüze geldiğimizde ise böyle bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Dediğim gibi hani süreç ne olursa olsun morfolojik özellik açısından dünyaya benzer özellikler göstermesi açısından bizim için önemliydi. Teşekkür ederim. Deniz, teşekkür ederim. Galiba sana sorular var. Ersin Hocam tamam. Bize yer verecek. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. İlk soru, konuşmanda da bahsetmiştin, bazı dünya yüzeyine düşen gök taşlarıyla beraber Mars taşları da oluyor. Hı hı. Mars'tan geldiklerini nasıl anlıyoruz, hı hı, bazı taşların? Şöyle hocam, bir impact faktörü, işte bir krater çarptığında o krater yörüngeden, güneşin yörüngesinden daha sonra dünyanın yörüngesine giriyor. İlk bilmeden, hani analiz yapmadan düşüncemiz bu şekildeydi. Daha sonra teknolojinin de dediğim gibi gelişmesiyle o izotop oranlarının içindeki kimyasal özelliklerini de hani hangi oranda yapıldığını biliyor hale geldik.
Çünkü şöyle düşünün, hani hep deriz ya, bizi Jüpiter koruyor aslında. Jüpiter'den Kuiper ve Oort gelen göktaşları aslında ilk önce ona çarpıyor. Merkür'den, Venüs'ten de gelme ihtimali zor. Ya asteroid kuşağından gelecek ya Mars'tan gelecek gibi düşünebiliriz, kısıtlayabiliriz. Zaten içeriğini de bildiğimiz için izotop oranlarını Mars'a ait olduğunu bilebiliyoruz. Bir diğer soru, Mars gravitesi ne kadardı diye sorulmuş. Tam 3,8 biliyorsun. 3,7 bende, evet, 3,7 3,7, metre 3,7. bölü saniye kare, evet, öyle biliyorum. Güzel. Yani dünyanın üçte biri. Evet. Mars'ta gördüğümüz jeomorfolojik yapılar gelecekle nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Yaşam herhalde oradaki kolonileşmeye mi açık bir soru, ona mı düşünüyoruz? Ama şöyle cevap verebilirim ben buna. Şu an için oradaki atmosfer ince. Yani o yüzden orada bir canlı yaşam, tırnak içinde insan olduğu için söylüyorsanız, bu atmosfer koşullarında zor. Ama Güneş'in evrimini baz alarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Güneş yarı ömre sahip. 3,5-4 milyar yıl sonra ömrünü tamamlayacak ve Merkür, Venüs ve Dünya'nın süpüreceğini, hani yok edeceğini ve artık yaşanılabilir koşul olarak Mars'ın ve Jüpiter gibi, işte Satürn gibi büyük gezegenlerin uydularına geçebileceği düşünülüyor. Şu an için değil de gelecek için yer şekillerinden ziyade Güneş'in rolünün daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer soru, kullandığınız yaşlandırma yönteminin güvenilirliği konusunda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tabii ki söyleyebilirim. Hata paylarında zaten düşük olduğunu görüyorsunuz. Ay'dan aldığımız örneklere baz alarak yaptığımız için hani bir olasılık hesabı tabii ki var, ama elimizde bir veri de var. O yüzden kıyaslanması daha kolay ve biliyoruz ki biz 3,5-4 milyar yıl önce ağır bombardıman geçirdi tüm gezegenler. Mars bunu daha belki acı bir şekilde, Dünya gibi bir gezegen olacakken, hani atmosferin de kaybolması, manyetik alanın kaybolması bunu daha belirgin bir şekilde görebiliyoruz ve biliyoruz ki kraterler daha yaşlı bölgeyi gösteriyor, büyük krater sıklığı. O yüzden Deniz, ikinci konuşmaya geçmek zorundayız. Bu pardon. yüzden kesilecek yani eğer bitiremezsek. Ben mail atabilirler. Cevapladığım kadar cevaplayabilirim sorularını. Hani bu şekilde düşünebilirsiniz. Tamam. Güvenilirliği tabii ki keşke gidip alsak örnek, ama o da gelecek umarım ilerleyen zamanda. Peki, çok çok Teşekkürler. Ben teşekkürler. teşekkür ederim.